Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ağustos aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, güneş 22 Ağustos'a kadar Aslan burcunda ilerleyecek ve ayın başında hemen 3 Ağustos'ta Kova burcunda çok güçlü bir dolunayla aya başlıyoruz. Evet, güçlü bir dolunay. Hızlı, sürprizli etkileri var. Çünkü bu dolunay sırasında Boğa burcundaki Uranüs'ün güneş ve ayla tam bir karesi oluşacak. Aynı zamanda Koç burcundaki Mars'ın Jüpiter'le bir karesi var gökyüzünde. Bu da enerjiyi arttırıyor, tesiri arttırıyor ve Kova dolunayı sizin 12. evinizde olacak. 12. ev aslında çoğu zaman biraz endişe verici bir alandır. Çünkü geri planda olan çok da görmediğimiz, fark etmediğimiz konu ve kavramlarla alakalıdır. Ama 12. ev dolunayları zihinsel anlamda bilinçaltımızda çok güçlü tesirler de yapabilirler ve bizi manevi anlamda güçlendirip önemli farkındalıklar da verebilirler. Bir anda hayatımızda gizli bir şeyler aydınlanabilir, belirsiz bir şeyler netleşebilir, bir şeyleri fark edebiliriz, aydınlanabiliriz. Ee, genel sağlığımızla ilgili, iş hayatımızla ilgili, mesleğimizle ilgili alışkanlıklarımız, düzenimizle ilgili, belki ilişkilerimizle ilgili bazı gizli konuları ya da fark etmediğimiz bir şeyleri fark edeceğimiz ve bu süreçte hayatımızda Uranüsün de etkisiyle radikal bazı kararlar alıp ee, değişimler yaşayabileceğimiz bir döneme girebiliriz. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa sabit burçlarda kova, aslan, akrep, boğa gibi burçlarda yerleşimleriniz varsa bu dolunayın sizi daha güçlü bir şekilde etkilemesini bekleyebiliriz. Etkiler 3 gün öncesi, 3 gün sonrası öne çıkacaktır ve 1 7 Ağustos arasında en güçlü tesirleri de almamız mümkün görünüyor. 5 Ağustos'tan itibaren Merkür Aslan burcuna geçecek sevgili balıklar. Evet, Güneş zaten Aslan burcunda. Merkür de günlük hayatımızda aslında hani ee, düşüncelerimiz etkiler, iletişimimiz etkiler. Ee, biraz hani günlük hayatımızın temposun hızlanacağı bir süreç aslında. İşlerimiz var, mesleki konular var, ayrıntılar var. Ee, onlarla uğraşıyoruz. Ee, yakınlarımızdaki kişiler, akrabalar, belki onlarla temaslarımız e, öne çıkıyor. Meşguliyetlerimizin öne çıkacağı bir dönemdeyiz aslında. Merkür bu konulardaki aktiviteleri hızlandırabilir. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçecek. Evet bu sizin için ayın en güzel açılarından birisi. Venüs 7 Ağustos'tan itibaren ay sonuna kadar Yengeç Burcu'nda. Ve sizin 5. evinizde Venüs iyicil bir gezegen, şans gezegeni Jüpiter'den sonra ikinci şansı anlatır ve geçtiği burç ve ev alanlarına fırsatlar getirir. Hangi alanda hissedeceğiz Venüs'ün etkisini? Tabii ki en fazla aşk konularında. Bu ay, ayın ikinci yarısından itibaren aşkla ilgili güzel tesirler bekleyebiliriz. Kalbiniz boşsa Venüs burada sizi destekleyecek. Bu etki Eylül ayında da devam edebilir. Ee, bunun yanı sıra çocuklarla ilgili yumuşak etkiler var. Sevdiğiniz kişilerle, ailenizle, çocuklarla daha fazla paylaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Sizi keyiflendirebilir bu. Mutluluk alabilirsiniz. Hani kendinizi e, hayatta sahip olduğunuz değerlerle, belki en fazla sevdiğiniz kişilerle bir aradayken mutlu ve mesut hissedebilirsiniz. Bazı maddi şanslar da verebilir. Venüs'ün bu geçişi size yaratıcı alanlarda özellikle sanatsal yaratıcılığınızda da çok olumlu tesirler verebilir. Unutmayın. Evet e, bu ayın tabi bazı zor açıları da var. Onları da belirtmek istiyorum. Dikkat etmemiz günler etmemiz gereken günler de var. Mesela 13 Ağustos. Mars'la Plüton'un karesi etkinleşiyor gökyüzünde. E, Bugüne dikkat edelim. Belki finansal anlamda biraz sıkışabiliriz. Üzerimizde baskı hissedebiliriz. Risk, risk almamamız gerekiyor. Kazalara da dikkat etmek gerekiyor. Toplumsal alanda da doğa olaylarını bile tetikleyebilecek e, tesirler altında olabiliriz. E, 13 Ağustos, belki yakınları hani 12, 13, 14 Ağustos bu tesirler devam edebilir. E, 16'sından itibaren ise gökyüzü nispeten biraz daha iyi Özellikle 17 Ağustos, 18 Ağustos Güneş Merkür kavuşumu Aslan Burcunda Koç Burcundaki e, Marsla olumlu bir tesiri var. Sanki para konularda güzel bir sürpriz getirecek size, güzel bir haber. Yani belki iş hayatınızla ilgili, mesleğinizle ilgili, ticaretle ilgili keyifli bir fırsat karşınıza çıkarabilir. Ve 19 Ağustos'ta 26 derece Aslan Burcunda Yeni Ayımız Doğuyor. Yeni Ay, yeni olasılıkları. Yeni başlangıçları karşımıza çıkarıyor, yeni kapıları açabiliyor. Altıncı evinizdeki yeni ay, evet bir iş arıyorsanız belki mesleki anlamda bir kapı açabilir size. Bir çalışıyorsanız hani işinizde bazı gelişimler, aşamalar söz konusu olabilir. İş ortamınızda düzenlemeler, yenilemeler olabilir. E, i̇ş dışında, mesleki konular dışında tabii ki yanınızda çalışan kişilerle ilgili hizmet aldığınız kişiler, asistanınız, yardımcınız... O alanlarda belki bazı tesirler, değişimler, yenilikler olabilir. Sağlığınızla ilgili konulara da dikkat çekiyor bu yeni ay. Hani sağlığınızla biraz ilgilenmeniz gerekiyor. Dikkat edin kendinize. Hani sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa ihmal ettiğiniz, şimdi artık belki bu sağlık sorunlarınızı iyileştirmeniz, şifalamanız için adımlar atacaksınız. Tedavi olanakları olacak. Hayatınızı iyileştirmek, yaşam kalitenizi arttırmak için diyete başlayabilir, beslenmenizi değiştirebilir, spora başlayabilirsiniz. Çalışma saatlerinizi değiştirebilir, yaşam koşullarınızı biraz daha iyileştirebilirsiniz. Tüm bu alanlar. Yardıma ihtiyacınız varsa yardımda alabilirsiniz. Bu konuların aktifleştiği bir dönem bazı balıklarda sanki bir evcil hayvan edinecek. Yani evcil hayvanlarla ilişkilerinizin de öne çıkabileceği bir Yeni ay döngüsünde olduğumuzu söyleyebilirim. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii. Lütfen kişisel doğum haritalarınızda bakınız. Derecemizi söylüyorum 26 derece aslan. O zaman daha çok aslan burcu yani sabit burçlardaki gezegenler etki alacaktır. Bir de 26 derece ve yakınlarında olan gezegenler etki alacaktır. Kişisel doğum haritalarınızda bu tesirler varsa bireysel olarak etkileşimleriniz de artabilir. Evet 24 Ağustos'a dikkat edelim. Bu sefer de Güneş Satürn karesi etkinleşiyor. Yine sert bir gün. Lütfen dikkat edelim. İş ortamımızda da dikkat edelim. Parasal konularda da gereksiz riskler almamaya özellikle dikkat edelim. Bazen arkadaşlarımızla da böyle çatışmalar olabilir. Yani restleşmeler olabilir. Özellikle arkadaşlar ya da çevremizden bir kişiyle ilgili. Bunlara sağduyulu, yaklaşmak gerekiyor, idare etmek gerekiyor. Evet, e, yeni ayın ardından 20 Ağustos artık Merkür Başak Burcu'na geçecek. 22 Ağustos'ta da Güneş Başak Burcu'na geçecek ve biz ayın son devresinde e, ilişki dinamiklerimizi daha fazla düşünmeye başlayacağız. Eşimizle ilgili konular, partnerimizle ilgili konular, belki işbirlikleri, belki ortaklıklar belki evlilik planları bunlar artık ayın sonlarında gündemimize gelmeye başlıyor. 28 Ağustos, 29 Ağustos nispeten gökyüzünde keyifli enerjiler var. Özellikle 28-29 Ağustos'u iyi değerlendirin. Çok romantik bir enerji var. Birine evlilik mi teklif edeceksiniz? Ya da bir arkadaşlık mı teklif edeceksiniz? Evet veya bir işbirliği için bir girişimde mi bulunacaksınız? Lütfen 28-29 Ağustos'u değerlendirin. Şans sizden yana olacak sevgili balıklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.